Sen şimdiden bu tip oyunculara nereye evet. ihtiyacın varsa ben onu vallahi söylemek ben istiyorum. Doğru, çok doğru. %100 katılıyorum tespitlerine. Ve hayal dediğin çok ama kolay bir şey. Ama ben başkanlığın da yönetiminde tek bir motivasyon olduğunu görüyorum. O da eski yönetime hesap sormak. Başka hiçbir motivasyonları yok. Yani geleceğe dair bir plan yok. Ben Ahmet Nur Çebi ile ilgili kendisiyle ilgili de düşünülen pozitif havanın çok negatife döndüğünü düşünüyorum. Kendisinin de negatif düşünceler içerisinde olduğunu görüyorum. Dışarıdan kızgın olmak da haklı ama başkan olarak da eski yönetimle tamam, hesaplaşmak bir, haklı yeter. Olsa da kulübün güncel durumunun da düzeltmek yeter. Bir de gelecek var yani. Geçmiş var ayrı bir de gelecek var. Yani o tarafa yaptığın hamleyi yaptın zaten. Neden yaptın demiyorum. O tarafa yaptığın hamleyi yaptın. Ama geleceğe matuf da bir şeyler söylemen lazım. Ben çok pasif buluyorum. Kusura bakmasınlar. Herhangi bir aktif atak yapmıyorlar hiçbir konuda. Yani ne yeni sponsoru var? Burger King hariç. O da herkes oldu. Ya bir de mesela ne efendim yeni girişim var, ne fon arayışı var, ne TFF ile ya şu faiz konusu. Gerek, faiz konusunda haklısın kardeşim. Bunu kaç kere söyleyeceğiz? Yani mesela bu konuda çalışma yok. Ne? Ya bir Abdullah Hoca'yı gönderdin. Ama o esnada ne yaptın? Yerine kimi getirmişsin? Mirç Ölüçözkü'yü bir sportif direktör olarak yapmayın hocam. Lütfen. Yani Sergen Yalçın'ın da çok Sergen Yalçın'a da kötü olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'a da çok faydalı büyük olacağını risk. Düşünüyorum. Sergen Yalçın senin mesela çok sevdiğin birisi. Mesela Samet Hoca gelse senin dediğin şeyi yapabilir. Ya tabii canım ben mesela o Samet Hoca'yı bu dönemde bir caretaker olarak görevlendirebilirsin yani. Bak. Ama Sergen'den ne bekliyorsun abi? Sergen gelecek, sihirli değneğine denecek, takım oyunu öyle bir şey olmayacak. İki maç yani. Olur, üç maç öyle olur, dördüncü maç aynı arıza ortaya olmayacak çıkar. Yani. Kadro belli. Şimdi abi. Onun dışında dediğin mesela Sergen Yalçın benim hayatımda hayranlık duyup da yanına gidip konuşamadım üç insan olmuştur. Bir tanesi Sergen Yalçın. O kadar büyük ben hayran. Ben kendisini ayrıca severim yani. Çok severim kendisini. Ya o dürüstlüğü, tabii, açık sözlülüğü, hata tabii. yaptığı zaman doğrudan delikanlı gibi ya ben de saçmaladım diyebilmesi, yalan söyleyememesi işte. Tabii. İşte Guti'yi televizyonda çok yorumcu olarak ya. Gece evet. eğlenceden yapmadım dersem yalan söylemiş olurum ya falan. Bunlar nefis şey. Çünkü Beşiktaş'ın doğrulara, gerçeklere evet. ihtiyacı var ama Beşiktaş'ın bir yandan da ciddi olmaya ihtiyacı var şu açıdan. Bu kadar değerli, taraftarın bu kadar sevdiği, camianın gerçekten hani çok sevdiği bir evlat. En sevdiği. Bir kere camianın bir haşarı çocuğu. Başka oyuncu mesela örnek Tümer, Metin bir yani Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gitti diye tamamen silindi tarihten. Tamam. Hatalı mıydı? Hatalıydı o ayrı. Yani yaptığı açıklamalar çok çelişkiliydi. Kısa sürede hani gitmem deyip de gitmesine çok sinir oldular. Ama mesela Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye imza atarken söyledikleri, Galatasaray'a imza atarken söyledikleri önemli değil. Ailenin haşarı çocuğu hani yapar o Sergen yapar siz yapamazsınız mesajı vardı ama bu çocuk olarak büyüdü artık önemli bir teknik direktör olma potansiyeline sahip. Niye her takımda sadece 5 ay kalıyor? Sebebi o yönetimlerin Sergen Yalçın'la uzun vadeli plan yapmaması. Sergen Yalçın'ın da uzun vadeli planı olmayınca tıpkı futbolculuğundaki gibi bir yerden sonra %100 verimli olamıyor. Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'ta kendi kadrosunu kurabileceği, kendi oyun felsefesini sahaya yansıtabileceği şartlarda göreve getirseniz hem Beşiktaş için hem Sergen Yalçın için ileride çok daha iyi sonuç vermez mi? Ne diyorsun? Ben de öyle düşünüyorum. Yani doğru tercih olmayacağını düşünüyorum. Samet Aybaba benim maalesef pek sevemediğim kişilerden bir tanesidir. Ama teknik direktörlüğü konusunda şu anda göreve getirilirse gerçekçi ve ciddi düşünce, objektif bakış açısıyla şu anda zaten kimse Samet Aybaba'ya sen niye üst üste maçları kazanamadın diye kızmayacak, yerden yere vurmayacak. Öyle bir beklenti oluşmayacak ki zaten. Anladın mı? Yeter evet. ki iki tane oyuncu, üç tane oyuncu onları bir dahaki sezonun, ilerleyen yılların Beşiktaş'ın projesinde 11'e kazandırsın. Tabii şey de var, feda sezonunda da Samet Aybaba'nın tartışmalı olduğu hala oyuncular var şu anda da mevcut kadroda, onu da söyleyeyim. Ayrıca dediğim gibi insanları sevmeye gerek yok. İşlerini iyi yapıp bizde böyle saygı uyandırmaları yeterli bir kriterdir. Bana kalsa zaten Feyyaz Uçar, işte Sergen Yalçın öyle değil zaten. Duyguları sırf kalmaması gerekiyor Beşiktaş'ta kararın. Sonra daha fazla acı çekersin, daha fazla üzülürsün. Sırf duygularınla hareket edersin. Öyle değil mi Serdar Ali? Üzülürsünüz. Çok üzülme riski Beşiktaş'ın var. Beşiktaş'ın başkanının çıkıp çok net açıklamalar yapması lazım. Ben onu söylüyorum. Yani şimdi Sergen olmaz şundan, Sergen olur bundan, Sergen şu kadar olacak bundan, şu kadar harcayacağız bu kadar bundan. Bu kadar harcayamayacağız bundan. Bir de sezon sonunda yani Rıza Çalınbay Hoca gelmeye hazırsa... Yani net açıklamalar lazım. O zaman Sergen'e de yazık etme işte onu diyorum. Etme yazık ben de onu söylüyorum. Yani sene sonunda Rıza Hoca ihtimali varsa ki var deniyor. Adam da zaten daha kaç kere kendini ispat etsin artık yani. Ya ne yapsın yani bu Rıza Çalınbay'da? O zaman
Yazık etme Sergen'e de. Yani Samet abiye yazık olmaz mı? Olmaz. Niye? Samet abi bunları bilir. Samet abi gönül adamıdır. Zaten, baba 5 aylık zaten, burası, 3 aylığına burası. Tamam da uğraştı. Hayır, hayır yani 3 aylığına burası zaten gel bize gene Olcay kazandır. Gel gene bize efendim işte o zaman için söylüyorum Oğuzhan kazandır. Gel gene bize bilmem ne kazandır dersen gelir. Ve bu işin de kralını yapar yani. Genç oyuncu oynatma konusunda Türkiye'de bir numaradır Samet Aybaba. Hakkı da çok çoğu zaman verilmemiş bir adamdır. Fener Beşiktaş'ın feda döneminde o şampiyonluk kadrosunun ilk nüvelerini atan da Samet Aybaba'dır. O kadroda 3. 4. olamaz. Normalde adam yapmıştır. Bak o takıma bir kere... Önder Özen'i falan saymıyorum tabii. Yani Önder Özen'i tamam. Elbette ihmal etmiyorum. Yani ben kesinlikle Önder Özen daha fazla katkı vermiştir. Evet. Samet Aybaba hiç vermiştir demiyorum. Alakası yok. Hı-hı. Samet Aybaba feda sezonunda gerçekten de önemli değerli işler de yaptı. Ama işi tam böyle kıvamına getirmişti işte. Uzun vadeli düşünmedi. Şimdi mesela işte Oğuzhan'la o dönemki tartışması. Düşün. Allah'ın tokadı yok. Hı-hı. Ben o dönem Samet Aybaba'yı %100 haksız buluyordum. Daha sonra... Hı-hı. Şöyle uzun vadeli bakınca Samet Aybaba'nın da haklı olduğu noktalar varmış. Tokadı yedim. Haklıymış hoca orada. Samet abi değmezmiş. Samet Aybaba'nın kalbini kırmaya olan adamdır, sebep yani. İyi bir insandır. Ve gönül adamıdır. Ve hep maalesef sıkıntılı takımlarda çalışmıştır. Kendisi de çoğu yerde çoğu parasını bırakmıştır. Ben de Beşiktaş'ın eğer sene sonunda Rıza Hoca gelecekse. Bak eğer sene sonunda Rıza Hoca gelecekse. Şimdi peki Samet Hoca'yla devam etmek. Samet Aybaba sportif direktör olsun fikri de var kulüpte. Onu bilmiyorum yani onu ne dersin? Yönetim bilir. Ha, merak ediyorum. Ben senin fikrini Samet merak abi ediyorum. Yani Samet Hoca hani sportif direktör olarak mı daha çok katkı verir? Sahada mı daha çok katkı verir? Mesela sportif direktör olarak normal akıl sağlığındaysa bak bunu eleştirmek için veya dalga geçmek için söylemiyorum. Bak dalga geçmek için asla söylemiyorum. Sportif direktör olarak mesela Lucescu daha ideal bir isimdir. Eğer normal sağlığındaysa, sağlığı yerindeyse. Yani o profildeki adam başka bir adamdır. Mesela Önder Özen sportif direktör. Teknik direktör olarak çok başarılı bir insan da olamadı maalesef. Ama Samet abi iyi bir iyi bir sportif direktör mü olur? Yoksa sahada mı sana lazım? Bir de o var yani. Ben diyorum ki zaten bir kere Önder Ama Özen... Ama Samet Rıza yok. Olur tabii. Bak Samet şimdi Önder Özen olur. İhtimali yok. Önder Özen'in zaten böyle kariyer hedeflerinde evet, böyle şeyler yok. Önder Özen ve Fenerbahçe soruları da çok geldi. Bence olmaz yani. Özetle Samet Aybaba bana göre sportif direktör olmaz. Sana göre olur mu? Ben de diyorum ki artık dönüp yeni isimler bulmak lazım. Cancağızım. Anlatabiliyor muyum? Yani Samet Hoca'nın zamanı feda sezonu evet. Tabii. Ama zaten hani hep böyle bir tribünlerde bir çok seveni var, hiç sevmeyeni var falan böyle değil. Sen bu dönemde çok böyle hani eski yine efsane oyuncudan bir tanesi ama üzerinde baskı oluşmayacak olan, teknik direktörlükte büyük hedefleri olmayan, ha muhakkak yanında... Ya da Şenol'la devam et abi, Şenol Hoca'yla. Muhakkak hocanın yanında, ki Şenol Fidan da öyle bir isim de yeni kuşak pek tanımıyor. Yani Beşiktaş'ın iyi kadrolu, iyi hocanın iyi adamdır ya tabii canım. Evet, iyi de hocadır. Şenol, yıllarca Mehmet Özdilek'le beraber çalıştı. Şenol'un yani Şenol. Bak şunu söyleyeceğim. Bak mesela Mehmet Özdilek boşlu olsaydı en ideal isimdi. Niye? Hmm. Bozulmaz hocam sen sezon sonu kadar çalıştır sonra sonuçlar ne kadar iyi olursa olsun biz başka hocayla çalışsak alınmaz kırılmaz. Tabii. Anladın mı? Samet Hoca kırılabilir. Bana tabii, da hep tabii, gel elbette. Götür yaptın. Ya diyebilir. Elbette canım yani. Kırılmak da haklı olabilir hani... ama yönetimde devam etmemek de haklı olabilir. Şimdi o yüzden bu işi böyle beyin cerrahı titizliğiyle yapacaksın. Sen öncelikle bak bir kere ben hayatımda hiçbir hocanın Beşiktaş'ı yendikten sonra rakip takımın hocasıyken bu kadar Beşiktaş'ta çalışma isteğini açıkça dile getirdin Rıza Çalınbay. Ve kendimi geliştirdim eski Rıza değilim evet. diyor yani. Bak kendimi geliştirdim eski Rıza değilim diyor. Ne diyor? Hırsın beni alın diyor. Beni alın hırsın diyor. Hırsın var diyor ya. Adam hırsın var diyor yani. Sen ciddi şekilde şimdi tabii bunu konuşmazsın ama nabız yoklaması vardır. Hocam valla şampiyon bile olsa ben kardeşim bunu çok istiyorum. Zaten konuşur Mecnun Ekmaz'da bunu ya çok Allah iyi anlayacak. Hep eskiden sözleşmene madde koydurdu zaten. Beşiktaş tabii, isterse tabii. Giderim gidebilirim. Valla Rıza Hoca sene sonu gelecekse bu arada Şenol Fidan'la devam edin gitsin abi. Sergen'e de yazık etmeyin benim sözüm. Yalnız şu anda veya geçici... Samet abiye kabul ettirebiliyorsanız o da çok yalnız, bir sürü bak, genç futbolcu şey kazandırabilir yani. Geçici teknik direktör kim olacaksa son yıllarda öyle ya da böyle sessizlerinden efendi altyapılarda son derece başarılı işler yapan, bu oyuncuların çoğuyla çalışan, onları yakından tanıyan Yasin. Beşiktaş'ın eski orta sahası. Sülün. Yasin Sülün. Ha. Yasin Sülün'ün mutlaka bu geçici hoca kim olacaksa 4 ay 5 ay Rıdvan, Kerem, İlkay, Erdoğan, Kartal, Erdem bunlarla beraber çalışmış bir hocanın da orada bulunması gerekiyor.
Sen zaten altyapıda abi ne yaparsan yap. Önemli olan bu A takım oyuncu çıkarmak ve şu anda en önemlisi o. Yasin Hoca'yı da ne yapıp yapıp, çünkü oyuncuları çok yakından tanıyor. Huyunu, suyunu, her şeyini biliyor. Oyuncuların bakış açısı farklı. Ya Lucescu'yu getirdin, ne yapacaksın? Kies, Rıdvan. Rıdvan mı? Dilmen? No, pa Dilmen. Rıdvan Yılmaz. Sıfırdan başlayacaksın. Sonra bir sürü para istiyor. Hoca için demiyorum canım. Hocalık demiyorum. Hayır zaten. Ya sportif direktörlükte de abi daha önce oyuncuyu tanıyacaksın. Abi, daha, işin, abi lütfen ya, Hakan şey Balta işini bak, nasıl karıştırdı milli takımda? Şey, işte diyorum ya. Artık Lucescu dünyanın en iyi 50 hocasından bir tanesi olan Beşiktaş'ın 100. yılındaki Galatasaray'daki Şaklar'daki hoca değil maalesef ya. Değil. Ben işte sonuçta ben son cümlemi söyleyeyim. Sonra sen istersen devam et. Ya Beşiktaş yönetiminin artık bir kararlı duruş göstermesi lazım. Biz şunu yapacağız. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. %100 katılıyorum. Ekleyecek başka bir şey yok buna.